Arkadaşlar hepinize selamlar. Aranızda beni tanıyanlar var biliyorum, ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer adım Nur. Bugünün videosunda size Rapunzel'in daha önce hiç duymadığınız ürkütücü ve gerçek hikayesini anlatıyorum. Aslında Rapunzel'in karanlık hikayesi hiç de masallardaki gibi değil sevgili arkadaşlarım. Çünkü bir kuleye hapsedilen bu uzun saçlı kızın hikayesi tarihte gerçekten yaşanmış. Korkunç, yürek parçalayıcı ve acımasız bir olaya dayanıyor. O halde eğer kendinize güvenli bir yer bulduysanız, ışıkları kapattıysanız ve yeterince cesursanız videomuz başlıyor. Çok sevdiği kurgusal bir peri masalı olan Rapunzel, aslında 1275 yılında İtalya'da yaşamış Barbara adında bir kızdı. Barbara gerçekten çok güzeldi. Babası zengin ve güçlü bir tüccardı. Ve çok güzel olduğu için erkekler sürekli onu görmek için sıraya giriyordu. Sadece yüzünü görebilmek ya da sadece merhaba demek için bile olsa. Ve aslında bu erkeklerin çoğu da sadece onu görebilmek için uzak diyarlardan gelen prenslerdi. Ancak babası bir gün kızıyla görüşmek için gelen kişilerin kızından önce kendisiyle görüşmesi gerektiği kuralını koydu. Ve bu fikir Barbara'nın hiç hoşuna gitmedi, hatta onu çok kızdırdı. Sonuçta yetişkin bir kadındı, babasıyla tartıştı ve ona şunları söyledi. Baba, kendi özgür iradem ve aklım var. Kiminle konuşacağıma kendim karar vermek istiyorum. Senin karar vermeni kesinlikle istemiyorum. Barbara kiminle evleneceğine kendi karar vermek istiyordu. Ancak babası sürekli araya giriyor ve ona uygun olduğunu düşündüğü adamları getiriyordu. Barbara ise her seferinde onları reddediyordu. Arkadaşlar, babası bir gün kızının çok asi olduğunu ve onu bir kuleye kapatmanın iyi bir fikir olduğunu düşündü. Bunu yaptıktan sonra ise kızın oradan çıkmasına hiç ama hiç izin vermedi. Böylece Barbara'nın kendisine karşı çıkma seçeneği bile olmayacaktı. Ve babası uzaklardayken hiçbir adamla aşk yaşayamayacaktı. Barbara'nın babası tüccar olarak seyahat ediyor ve çalışıyordu. Bu yüzden kasabanın insanları Barbara'nın babasına kendilerine yiyecek ve malzeme getirmeleri için para veriyorlardı. Barbara ise onlara bir sepet hazırlıyor, içine gerekli olan yiyecek ve malzemeleri koyuyor. Kuleden aşağı iple sarkıtıyor, sonra ise sepeti geri çekiyordu. Günlerden bir gün adamın biri Barbara'nın sepetine bir kitap koydu. Arkadaşlar, adamın koyduğu bu kitap Hristiyanlığın ne olduğunu anlatıyordu. O zamanlar Hristiyanlık sadece dini bir tarikat olarak görülüyordu ve geniş kitleler tarafından kabul edilmiyordu. Romalılar da Hristiyanlığın yayılmasını engellemeye çalışıyorlardı. Bu yüzden bu dine inanmak aslında bir suçtu. Arkadaşlar, bazen kuledeki tadilat işleri için gelen işçiler Barbara'yı acır ve gizlice dışarı çıkmasına izin verirlerdi. Babası ise bu durumu bilmiyordu, çünkü kuleden çıkmasına kesinlikle izin vermiyordu. Bir gün babası seyahatteyken geri döndüğünde Barbara'nın kulede olmasını beklerken onun dışarı çıktığını ve Hristiyanlığı benimsediğini öğrendi. Babası öfkeden deliye döndü ve Barbara onun öz kızı olmasına rağmen zavallı kızı uzun sarı saçlarından yakalayıp yetkililere götürdü. Arkadaşlar, sonuçta Barbara suçlu bulundu ve tüm halk ona işkence etmeye başladı. Sevgili arkadaşlarım, bu insanlar çok ama çok korkunç şeyler yaptılar. Barbara'nın vücudunu parçaladılar, yaralarına tuz döktüler ve sonunda onu yaktılar. Ancak bu hikaye çok daha acımasız ve kötü bir sonla bitti. Çaresiz Barbara tam da ölmek üzereyken babası ona son vuruşu bir kılıçla yaptı. Ve böylece kafası gövdesinden ayrıldı. Sevgili arkadaşlarım, bu anlattığım sadece bir hikaye değil, gerçekten yaşanmış bir olaydı. Tabii ki masaldaki hikayeyle birebir aynı değil. Evet, Barbara'nın saçı yerlere kadar uzanmıyordu. Ya da saçının örgüsünden bir prens yukarı çıkıp onu kurtarmıyordu. Çünkü bu gerçekten yaşanmış bir hayat hikayesi. Ben Rapunzel'in dayandığı gerçek hikayeyi ilk duyduğumda hem çok şaşırmış hem de buna üzülmüştüm. Sonuçta insanların istediği dine inanmasının ya da inanmamasının kendi tercihleri olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu hikaye öğrenildikten sonra ise hikayenin çeşitli peri masalı versiyonları yapılmaya başlandı. Ve ilk versiyon 1634 yılında İtalya'da yazıldı. Hikayedeki kızın adı Rapunzel yerine Pascadozia olarak değiştirildi. Hikayeye göre küçük bir kız bir demin bahçesinde karşı koyamayacağı kadar güzel maydanozlar gördü ve o kadar etkilendi ki arzusuyla başa çıkamayarak devin bahçesinden bir avuç maydanoz kopardı. Bunu yaptıktan sonra dev tarafından yakalanınca zavallı kız korku içinde deve hamile olduğunu, sadece açlıktan dolayı bunu yaptığını ve kendisini affetmesini söyledi. Ancak dev, sözcükler sadece bir rüzgardır diye cevap verip, ben böyle gevezeliklere kanmam. Doğuracağın çocuğu bana vermeye söz vermediğin sürece hayatını burada bitireceğim dedi.
Zavallı Pascado Ziya ise içinde bulunduğu tehlikeden kurtulmak için sözünü tutacağına dair yemin etti. Ve böylece de kızı serbest bıraktı. Arkadaşlar, zamanı geldiğinde kız çocuğu doğurdu. Ve çocuk tam 7 yaşına geldiğinde dev onu saçlarından yakalayıp güneşin bile girmediği bir ormana götürdü. Ardından onu dışarı çıkması imkansız ve sadece küçük bir penceresi olan bir kuleye hapsetti. Kız bir gün kulede yalnızken saçlarını kulenin küçük penceresinden çıkartıp yere doğru bıraktı. Tam o sıradaysa oradan geçen bir prens, eşsiz güzelliğe sahip bu kızı görür görmez ona aşık oldu. Arkadaşlar, çift bir süre boyunca sadece pencereden konuştular. Ancak ikisi de bir gün artık dayanamayıp ayın yıldızlara saklandığı bir zamanda kaçmak konusunda anlaştılar. Belirlenen saat geldiğinde prens kuleye gitti. Kız saçlarını pencereden aşağı bıraktı. Böylece prens kuleye tırmanarak içeri girmeyi başardı. Bu olay defalarca tekrarlandıktan sonra bir günde kızın sırrını öğrendi. Kaçmasından korktuğu için ona kötü bir büyü yaptı. Kızınsa büyünün etkisinden kurtulup kuleden çıkabilmesi için 3 tane sihirli meşe palamuduna ihtiyacı vardı ve dev bunları saklamıştı. Yani bunlar olmadan kaçmaya çalışması tamamen boşa çabalamak olurdu. Her zamanki gibi prens geldiğinde kız saçlarını uzattı ve kuleye tırmanmasını sağladı. Arkadaşlar, 3 sihirli meşe palamudunu bulup kaçmayı başardılar. Ve aşağıya inip şehre doğru koştular. Devse bir şekilde durumu fark edip onları kovalamaya başladı. Çift durumu anlayınca 3 meşe palamudunu da kullanıp deve halt etmeyi başardı. İlk meşe palamudunu attıklarında bir köpeğe dönüştü. Dev köpeğe bir somun ekmek verdi ve çifti kovalamaya devam etti. İkinci meşe palamudu bir aslana dönüştü. Ancak dev aslana tarladan bir eşek verdi ve çifti kovalamaya devam etti. Üçüncü, yani son meşe palamudu ise bir kurda dönüştü. Ve korkunç devi hemen yendi. Böylece aşıklar prensin krallığına doğru yola koyuldular. Sonrasındaysa evlenip sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Neyse ki bu versiyon mutlu sonla bitiyor arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, bu hikayenin bir de Fransız versiyonu var. Ancak hikayeye geçmeden önce eğer bu tip içerikler hoşunuza gidiyorsa ve devam edelim istiyorsanız yorumlara bir hayalet emojisi. Ya da hayır Nur, daha farklı içerikler yapalım diyorsanız da yorumlara bir korkmuş surat emojisi bırakın. Ve görmek istediğiniz içerikleri yorumlarda benimle paylaşın. Sevgili arkadaşlarım, bir de videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir zamanlar Persinet adında güzel bir kız vardı. Ailesi onu çok seviyordu, ancak bir peri kızın güzelliğinden etkilenip peri Persinet'i bu kötü dünyadan korumak için bir kuleye kapatmaya karar verdi. Bu kule dış dünyadan tamamen izole edilmişti ve yalnızca perinin girebileceği büyülü bir yerdi. Aradan yıllar geçti, Persinet kulede yalnız başına büyüdü. Ancak zamanla yalnızlıktan sıkılmaya başladı. Sadece perinin kendisine anlattığı masallar ve getirdiği hediyelerle zamanını geçirdi. Arkadaşlar, bir gün yakışıklı bir prens tesadüfen bu kuleyi keşfetti. Persinet'in şarkı söyleyen güzel sesini duyunca kuleye tırmandı. Ve kızı gördüğünde ikisi de ilk görüşte birbirine aşık oldu. Prens ve Persinet gizlice buluşmaya başladılar. Tabii ki prens kuleye Persinet'in uzun saçlarına tırmanarak ulaşıyordu. Peri Persinet'in mutluluğunu düşündüğü için başta bu durumu desteklemedi. Ancak Persinet'in aşkının gerçek olduğunu görünce onu serbest bırakmaya karar verdi. Hikayenin sonunda prens ve Persinet evlendiler ve sonsuza kadar birlikte mutlu bir yaşam sürdüler. Peri ise Persinet'in mutluluğunu uzaktan izledi ve onun için en iyisini yaptığını düşünerek kalbi bu şekilde huzur buldu. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi her şey Disney filmlerindeki gibi değil. Özellikle de ilk hikayeyi düşündüğümüzde. Ancak ne demişler, korkmayı sevdiğim için her zaman peri masallarını sevmişimdir. Çünkü masallar aynı zamanda biraz da ürkütücüdürler. Evet, orijinal hikayelerini incelediğimizde gerçekten de ürkütücüler. Sevgili arkadaşlarım, biliyorsunuz ki ara sıra masalların arkasındaki ürkütücü ve gerçek hikayeleri sizler için anlatıyorum. Ve uzun süredir bu seriyi yapmamıştım. Daha önce de söylediğim gibi eğer bu seriye devam etmemi istiyorsanız lütfen yorumlarda bana bildirin. Ve hangi masalın karanlık hikayesini anlatmamı istediğinizi yine yorumlarda benimle paylaşın. Ayrıca eğer hala nefes alabiliyorsanız videoyu beğenmeyi ve yeterince cesursanız kanala abone olmayı unutmayın. O halde bir sonraki videoda görüşünceye dek korkuyla kalın.